Bugün Gençlik ve Spor Bayramı. Hepinizin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bildiğiniz gibi 1963'ten beri devam eden Türkiye Kupası'nda tarihimizde ilk defa finale kalma başarısını gösterdik. Dolayısıyla önümüzde belki de Sivasspor tarihinin en önemli karşılaşması var. Bunun için de bu mücadeleden de zaferle çıkmak için el birliği, güç birliği, iş birliği gerekiyor. Baştan beri yönetici olduğumuzdan beri, kendisi de Sivasspor'da görev aldıktan beri sürekli Sivasspor'umuzu destekleyen Sayın Başkanımız Hilmi Bilgin'le birlikteyiz bugün. Maç için neler yapabileceğiz, neler yapacağız, kendisinin taraftarımıza ne gibi sürprizleri var, destekleri olacak, bunları konuşacağız. Bizim için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Kayseri Spor'da bizim komşu vilayetimiz, komşu ilimiz ve çok değerli, başarılı bir takımı da söz konusu. Onlar da bizim gibi bu sene Türkiye Kupası'na önem verdiler. Dolayısıyla çok güzel Anadolu derbisi olabilecek nitelikte Anadolu futbolunu taçlandıracak bir karşılaşma olacak. O yüzden bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Geleceklerinden en ufak bir şüphemiz yok. Ancak yine de bize yakışır bir organizasyonla taraftarımızı stadyuma getirmek istiyoruz. Bunu da el birliğiyle sizlerin, basın mensuplarının desteği ve Sayın Başkanımızın da gayretiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Güzel bir maç olsun. İnşallah kupayı şehrimize getiririz diye düşünüyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençliğimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah gençlerimizle birlikte güçlü Türkiye yolunda hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Başkanımız da söyledi, Sivasspor kurulduğu günden bugüne kadar Sivas'ın en önemli değeri ve en önemli markası. Bugün Sivas'ımızı hem ulusal manada hem de uluslararası manada Avrupa'ya açılan yüzümüz olarak en güzel şekilde marka değerimizi artıran, temsil eden bir değerimiz. Şehre düşen de, şehrin dinamiklerine düşen de böyle güzel bir markaya, güzel bir değere sahip çıkmaktır. Başkanımızın söylediği üzere haftaya Perşembe günü İstanbul'da en önemli maçımızdan birine çıkacağız. Türkiye Kupası final maçında Kayseri Spor'la karşılaşacağız. Sivas Spor'un bugüne kadarki sportif başarılarının üzerine inşallah Perşembe akşamı bir başarı daha ekleyerek Sivas'a döneceğiz. Buna şehir olarak inanıyoruz. Çünkü güzel bir yönetim var, güzel bir birliktelik var, güzel bir takım var. Ve teknik heyette buna inanmış bir vaziyette inşallah Perşembe günü Sivasları mutlu edecek bir sonuçla Sivas'a döneceğiz. Tabii burada Sivas Spor görevini yapıyor, yönetim işini yapıyor, teknik heyet, futbolcular işini yapıyor. Şehre düşen, şehrin yöneticilerine düşen de belli görevler var. Biz de bu noktada taraftarımızın, Sivas'ta yaşayan taraftarımızın İstanbul'da gidip takımını desteklemek, takımın 12. gücü olma noktasında üzerimize düşen görevi yapalım dedik. Başkanımızla görüştük, yönetimimizle görüştük ki şu ana kadar Sivasspor'a yaptığımız her desteği istişareyle, başkanımızla, yönetimle görüşerek adım attık. İnşallah haftaya Perşembe günkü maçta Sivas'ta yaşayan hemşerilerimizden Sivas'ta olup da biletini alıp da İstanbul'a gitmek isteyen herkesi İstanbul'a götürmeyi planlıyoruz. 200 araçla ilgili çalışmamızı tamamladık başkanım. 200 otobüste şu anda hazırız. Taraftarımız biletini aldığı takdirde 200 araçla birlikte Sivas'taki taraftarlar İstanbul'da taşıyacağız. 200 araçtan fazla bir talep olursa onları da götüreceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Dediğim gibi bize düşen, şehre düşen Sivasspor'un 12. gücü olarak, taraftar olarak o gün stadyumda yerimizi alıp takımımıza destek olmak. Yine akşam kulübümüzle birlikte İstanbul'daki derneklerimizin organize ettiği bir toplantıda da İstanbul'daki hemşerilerimizin maça gelmeleri noktasında bir toplantıya katılacağız. Buradaki bu açıklamadan sonra da yöneticilerimiz de katılacak. Bizler de İstanbul'da olacağız. Akşamki toplantıda da inşallah İstanbul'da yaşayan Sivasların da maça gelmesi noktasında bir organizasyon yapacağız. Biz şehir olarak birliğimizi, beraberliğimizi sağlayıp takımımıza destek olduktan sonra ben inanıyorum ki takım bugüne kadar yaptığı gibi bugünden sonra da şehir için en güzelini yapacaktır. Biz tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz ve o kupa Sivas'a gelecek diyoruz.